Depremle ilgili köyümüzde gerçekten çok sıkıntılar oluştu. Bütün Türkiye'ye gerçekten çok geçmiş olsun. Biz bu acıyı bizzat yaşadık. Köyümüzde 110 haneden 65 hanemiz ağır hasar gördü. Gerçekten çok acı bir durumdu. Yani bu acıyı ancak yaşayan bilir. Allah'ım bir daha böyle bir acı kimseye yaşatmasın. Allah'ım devletimize zarar zeval vermesin. Tabii ki olduğu, depremin olduğu ilk andan itibaren jandarmamız olsun, kaymakamımız olsun, valiliğimiz olsun, AFAD olsun özellikle hemen bizimle irtibat kurdular. Yaralılarımıza ilk müdahaleyi yaptılar. Çadırdı, işte yiyecekti, ne gerekiyorsa bütün gayretiyle, gücüyle tabii biz de vatandaşlar olarak, köy muhtarı olarak yaralı insanlarımıza, dışarıda kalan insanlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Allah razı olsun devletimizden. Biz ömrümüzde böyle bir sağlam temel, böyle bir ilgi, böyle bir alaka bu zamana kadar daha görmedik. Gerçekten evlerimiz çok sağlam oluyor. Tabii insanlarımız büyük bir depremin altından kalktı. Burada deprem gerçekten büyük oldu. Çok ilimizi kapsadığı için burada devletimize bizim halk olarak biraz anlayış, biraz da yardımcı olmamız lazım. İnsanlarımız şu an çadırlarda gerçekten çok rezil oluyorlar ama bizim de biraz sabretmemiz lazım. Devletimizin elinden geldiğini yaptığını inanıyoruz. Gözümüzde de görüyoruz, siz de görmüş olduğunuz gibi. Elinden gelen gayreti herkes gösteriyor. Allah'ım yani bir daha böyle bir acı yaşatmasın, devletimize de zeval vermesin. İnanın ev hakkında diyecek hiçbir şey yok. Tek kelime söyleyebilirim. Zırhlı yani, zırhlı bir ev yapılıyor. Bizim köyümüzde inşaat ustalarımız da var. Onlar da gezdiler. Yıllardır inşaat ustalığı yapan vatandaşlarımız. Biz ömrümüzde, hayatımızda bu kadar demiri, bu kadar betonu hiçbir binada, hiçbir dairede veya hiçbir inşaatta görmedik diyorlar. Keza ben de öyle. Yani böyle bir sağlam yapı, böyle işçilik, böyle bir itinayla hazırlık veya işte yapı görmedik. Gerçekten çok sağlam oluyor evlerimiz. Gerçekten yani kolay şeyde mi ya? Deprem günü ben depremin enkazına çıkmış bir vatandaşım. Evimiz yıkıldı. Kardeşimin evi yıkıldı. Komşularımızın evi yıkıldı. Köyde 85 tane ev yıkıldı. Aynı zamanda ineğimiz gitti. Allah'tan can kaybımız yok. O konuda mutluyuz. Evet. Köyümüz adına çok güzel bir proje var. Devam ediyor şimdilik. Onun hakkında işte Allah devletimizden razı olsun. Bu şekilde yani. Yani evleri gördün neler diyeceksin? Evet, evlerin yapımı çok sağlam. Söylemesi ayıp, kale kol gibidir yani. Çok iyi yapılmaktadır. Evet, Allah razı olsun devletten yani. Milletin evini yapıyor yani. İnşallah bunun sonu gelir. Millet rahat bir nefes alır. Herkes alır yani. Bir tek millet değil yani. Herkes alır. İyi olur inşallah diyeyim. Evi nasıl devletler oldu? Ev çok sağlam. Evi bu kadar tamir etmedim ben. Haddinden fazla sağlam yani evler yani. Evlere hiçbir şey diyemem yani ben.